Ve işte Türk'ün makus talihi dönüyordu. Viyana önlerinden Kalenberg tepesinden başlayan 238 yıllık geri çekilmenin son bulduğu an gelmişti. Başkomutan topçu atışlarını tanzim etmek için onların yanına gitti. Sonra neler yaşandı? Evet e, tabii binlerce asker mevzide bu, bu anı bekliyorlardı. Bizim askerlerin aslında haberi vardı tarz edildi ama Yunan askerlerin haberi yoktu. Tepe karşımızda bulunan Tepe sisle kaplıydı. Birkaç Yunan subayının gözetleme yaptığı görülüyordu dürbünden bakıldığında. Ve bizim askerleri tabi taarruz edecekler ama kimin sağ kalacağı bilinmiyordu. Binlerce asker sabah topçu atışlarının tanzim atışlarıyla birlikte Duatepe'ye ucum ettiler. Birinci tümen, 15. tümen ve 23. tümen. Ve komutan buradan e, Halide Edip adı var, İsmet Ünlü, Kazım Özal hepsi burada izliyorlardı ama Halide Edip adı var, yine kitaplarında yazıyor. Evet. Bu nedenle cephedeydi evet, zaten evet cephedeydi. tanıklık etsin evet. diye. Ve işte o son sahneyi Halide Edipten dinleyelim o zaman. Evet diyordu. Evet Doğa Tepe'ye bakıyorum. Güneşin altında tek bir asker ve dalgalanan Türk bayrağını gördüğüm an, işte o an Türkün makus daliimin değiştiği an o andır diyordu. Yokumun kitaplarına da öyle bir not düştü. Gerçekten de Doğa Tepe evet. zaferi dönüm noktasıydı. Ondan evet. sonra belki kara günler artık bitmekteydi ve artık ak günler o zaferin ardından gelmekteydi. Evet. evet.